Kırıkkale sanayisinde ne işimiz var? Aslında biz çekim haricinde sürekli sanayilere gidiyoruz. Babam tır şoförüydü. Çocukluğumu sanayilerde geçti. 72 model bir tane tır vardı. Habire arıza yapardı. Onu da tamir edecek yaşlı ustalar ki ölenlere Allah rahmet eylesin, kalanların kulakları çınlasın. Öyle sanayilere gelir. Çocukluk derken hayda. Kolay gelsin. Sağ olasın. Nasılsınız usta? Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu yanlış görmüyorum değil mi? Bunlar oyuncak. Yanlış görmüyorsunuz. Evet. Okul sanayide. Sanayide. Evet. Sanayide. Şeref Şimşek. Şeref abi. Evet. Tahtadan oyuncaklar mı yapıyorsunuz? Evet. Tahtadan oyuncaklar yapıyoruz. Geçmişimize geri dönmeye çalışıyoruz. Ve eğitimin temeli olanlara yeniden yaşatmaya çalışıyoruz. Bu ahşaptan oyuncak yapma fikri nereden aklınıza geldi sizin? Bir akşamüstü ustanın bir tanesi bir tahta kesmek istedi. Tahtayı kesmeyince o zaman iş başa düştü. Bir sinirle çıktığımız yolda biz işte ahşap oyuncaklar yapmaya çalışmaya başladık. Oyuncakları siz kendiniz mi dizayn ediyorsunuz yoksa hazır modelleri mi yapıyorsunuz? Kendi dizayn ettiklerim de var. Hatta bu yapmış olduğum zürafa şeklindeki abaküs sizi buradaki yetkiliniz gelecek deyince size özel bir tasarım bunlar. Yaptığınız oyuncaklarla oynuyor musunuz? Mutlaka ki. Torunum var, kendi çocuklarım var, mahallenin çocukları, komşular. Yalnızken oynuyor musunuz oyuncaklarla? Yalnızken topaçla oynuyorum, bir de akrobatla oynuyorum. Onun haricinde pek oynadığım söylenemez. En sevdiğiniz oyuncak topaç mı? En sevdiğim topaç. Oynayamadınız mı küçükken? Küçükken bizim bir telden arabamız, bir de çemberimiz vardı. Yani küçükken bırakın oynamayı, büyüklerin karşısında konuşma şansımız yoktu. Ayaklarımızı uzatamazdık yani. Öyle bir oyuncak şey bir özgürlük müdür? Oyuncak mutlaka ki özgürlüktür. Oyuncak sonuçta endüstrinin de temelidir yani. Bir model, bir otomobil tasarımı, bir ev, hangi nereyi tasarlarsanız tasarlayın. Sonuçta bunun maketi oyuncakla, evle başlar yani. Bir çocuğun elinde kendi yaptığınız oyuncak gördüğünüzde ne hissediyorsunuz? O bir başka oluyor. Bu tabii tanımadığı halde o seviyor veya belli bir zaman sonra çok daha başka modeller yaptığınız bir yerde gördüğünüzde adam anlatıyor. Sonra bakıyorsunuz ki ya usta siz miydiniz bunu yapan? Bu hoş bir şey oluyor tabii ki. Ama sonuçta bunları eğitim amacıyla kullanıldığında ve mutlaka ki eğitimin önemini hala kavramış değiliz ama sonuçta kavramak gerekiyor ve bu çocuklar bir şeyler yapması gerekiyor. Ve özellikle de bu ahşap oyuncak konusu bizim şu andaki en büyük sorunumuz olan, problemimiz olan sokak çocukları, kapkaçı, yani tinerci, engelli vesaire çocukları kökten eğitimini çözecek bir proje aslında. Nasıl yani? Ahşap oyuncakla tinerci çocukları nasıl topluma kazandıracak? Bunları bir rehabilitasyon merkezinde onların hepsine bir iş eğitim terapisiyle bu işi çözmek lazım. Yani biz sokak çocuklarını oyuncak imalatında mı kullanıyoruz? Tabii. Mesela basit bir örnek isterseniz deneyelim. Bunun montajında mesela sağlam bir kişinin olmasına gerek yok. İki ayağı olmayan bir insan bunu çok rahat yapabilir. İsterseniz deneyin, siz yapabilirsiniz. Olur, deneyin. Buyurun. Bir tane. Başka oyuncaklar var mı? Var. Biraz oynayabilir miyiz? Tabii. Allah. Evet. İstemediğiniz kadar oynayabilirsiniz. Oynamak serbest. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.